23 yıl sonra Sarah Hanover başıboştu. 37 yaşındaydı ve Midlands'ın ücra bir köyünde tek başına yaşıyordu. Uzun süreli bir ilişkisi sona ermişti ve küçük bir sanat galerisi olan işi iflas etmişti. Zihnini meşgul edecek bir şey ararken White House çiftliği cinayetleri hakkında bir kitap aldı ve kendini bu kitaba dalmış buldu. Bamber, İngiltere'nin en nefret edilen katillerinden biriydi. Savcılığın Shayla'nın babasına fiziksel olarak hakim olamayacağı iddiası, Newville'in mutfakta öldürülmeden önce yukarıda 4 kez vurulduğu gerçeğini göz ardı ediyor gibiydi. Hanover bana, vurulan ve kanayan bir adamı kolayca alt edebilirsin dedi. Ayrıca McFarth'ın rolü konusunda da kafası karışıktı. Erkek arkadaşımın silahlara erişimi olsaydı ve bana ailesini öldüreceğini söyleseydi, polise giderdim dedi. Davayla giderek daha fazla ilgilenmeye başladı. Sonunda bir arkadaşının ısrarıyla Bamber'a yazdı. O zamana kadar Bamber iki başarısız itirazdan geçmişti ve potansiyel adaletsizlikleri inceleyen ceza davaları inceleme komisyonuna birden fazla başarısız başvuruda bulunmuştu. Polisin görevi kötüye kullanmasından defalarca şikayetçi olmuştu. Ancak bu iddialar Londra Şehir Polisi ve Scotland Yard tarafından yapılan soruşturmalar sonrasında reddedildi. Yine de Hanover'a masumiyetini kanıtlamaya kararda olduğunu yazdı. Mektuplaşmaya başladılar ve birkaç ay sonra onu İngiltere'nin kuzeyindeki Folkestone hapishanesinde maksimum güvenlik altında tutulduğu yerde ziyaret etmeye davet etti. Onu ziyaret salonunda gördüğünde afalladı. Uzun boylu ve iri yarıydı. Ön sayfalardan hatırladığı o zayıf figüre hiç benzemiyordu ve koyu saçları ağrıyordu. Bana onu sıcak ve konuşması kolay bulduğunu söyledi ancak gözlerinde bir derinlik ve üzüntü görmüştü. Ziyaretten sonra Hanover ve Bamber neredeyse her gün telefonla konuştular. Bazen saatlerce sürmüştü. Hanover, Bamber'ın hapishanede birden fazla psikiyatrik değerlendirmeden geçtiğini ve psikopat olmadığının belirlendiğini öğrendi. 2009'daki en son değerlendirmesi de onu izlenim yöntemi için düşük normal aralığı yerleştirmişti. Bu da başkalarının onu algılama biçimini etkilemede özellikle yetenekli olmadığı anlamına getiriyordu. Psikiyatrist Jeremy Bamber'ın aldatıcı öz sunum konusunda bu cepheyi çeşitli farklı değerlendiriciler, farklı değerlendirme araçları ve farklı zamanlar karşısında sürdürecek kadar uzman olduğu görüşünü sürdürmek zor sonucuna varmıştı. Zamanla Hanover, Bamber'a inanmaya başladı. Doğasından bunu yapmadığını biliyorsun dedi. Hayatımı ona emanet ederdim. Bamber'ın davasını yeniden incelemesine yardım etmeye karar vermişti. Bamber, hücresinde tuttuğu binlerce kaydın kopyalarını ona gönderdi ve yıllar boyunca onu temsil eden avukatlarla iletişime geçtikten sonra Bamber belgeleri toplamak için ülke çapında dolaştı. Sonra hepsini Sazdan Çatılı Kulübesi'ne geri götürdü ve okumaya başladı. Hanover, Bamber'a karşı verilen hükmün alınmasında etkili olan birçok kişinin onun mahkumiyetiyle zenginleştiğini keşfediğinde şaşırmıştı. Katillerin kurbanlarından miras para almaları yasak olduğundan June ve Newville'in serveti teyzesine, amcasına ve kuzenlerine geçmişti. June ve Newville Beyaz Saray'da ikamet ediyordu. June'un yaşlı annesi Mabel Speakman son günlerini Wadley Manor adlı beyaz cepheli bir malikanede yaşıyordu. Ayrıca büyük kızı Pamela'nın Robert Woodfuller ile yaşadığı çiftliğin de sahibiydi. Anne ve kocası cinayetler sırasında daha tehlikeli bir durumdaydı. Önemli miktarda borçları vardı ve Newville'in onların isteği üzerine satın aldığı 50 dönümlük mütevazi bir çiftlik olan Little Renters'tan kâr elde etmeyi umuyorlardı. Anne, Woolty'de yaşamayı hayal etmişti. Speakman giderek daha da güçsüzleştikçe bu ihmal yaklaşıyordu. Ancak silahlı saldırılardan birkaç hafta önce Bamber, ailesinin Little Renters'ı satarak elde ettiği parayı kullanarak Woolty'yi kendileri için satın almayı planladığını söylemişti. Anne o kadar öfkelenmişti ki banyosundaki tüm duvar kağıtlarını yırtıp atmıştı. Polise, Jeremy'nin bana söylediği şey bir tehditti demişti. Cinayetlerden sonra tehlike de arttı. June'un ölümüyle Bamber, büyükannesinin mirasının yarısını miras alacaktı. Robert Woodfuller o kadar endişeliydi ki ölüm döşeğindeki Speakman'ın Bamber'ı vasiyetinden çıkarmasını ayarlamıştı. Yine de Bamber, June ve Newville'in varisi olarak kaldı. Bu da Little Renters'ın istediği zaman satabileceği anlama geliyordu. Jüri, Eaton'lar ve Woodfuller'lardaki davada önemli delillerin çoğunu güvence altına alırken yaşanmış olmalarına rağmen bu aile gerginliklerinden büyük ölçüde habersizdi. Sadece susturucuyu bulmakla kalmamışlardı. Robert Woodfuller, dedektif komiser Ansley'in yakından takip ettiği görünen cinayetlerin
vizyonunu ana hatlarıyla belirtilen bir dosyayı polise vermişti. Robert'ın teorilerinden bazıları çarpıcı derecede egzantrikti. Bamber'ın cenazeden sonra rüzgar sörfü yaptığını duyduğunda, cinayetler sırasında bir dalış elbisesi giydiğine ikna oldu. Ardından denize sıçrayan kanları yıkadı. McFord'a göre Bamber aslında yolculuk için bir arkadaşının dalış elbisesini ödünç almıştı. Yine de Ansley, savcılara Bamber'ın o gece elbiseyi giydiğinden şüphelendiğini söyledi. Ayrıca incelemeler iki mandaldan birinin dışarıdan kapatmanın imkansız olduğunu kanıtladıktan sonra bile, Bamber'ın mutfak penceresinden kaçtığı ve arkasından kilitlediği teorisine sarılmıştı. Hanover, Julie McFord'un Bamber'ın kendisini suç hakkında anlattıklarını anlatırken, tanıklıklarının bazılarının ailenin versiyonuyla dikkate değer benzerlikler taşıdığını öğrenmekle ilgilendi. McFord, İncil'in Shayla'nın göğsüne yerleştirildiğini belirtmişti. Bu aslında cesedin yanında olmasına rağmen bir polis memurunun Anne söylediği bir şeydi. Ayrıca mutfak penceresinin bir kaçış yolu, bisikleti ise kaçış aracı olarak tanımladı. Diğer iddialar açıkça yanlıştı. Newell'in 8 yerinden 7 kez vurulduğu, birkaç gazetede hatalı bir şekilde bildirilen bir ayrıntı. Ve Joe'nun yatak odası kapısının önünde öldüğünde uykusunda vurulduğu. Bamber, Hanover'a McFord'a kötü davrandığını itiraf etti. Sadakatsizdi ve ilişkileri ailesinin ölümünden sonra da daha çalkantılı bir hale gelmişti. McFord, eşcinsel bir arkadaşı Bamber ziyarete geldiğinde ve bir arkadaşına ikisinin her zaman birbirlerine sokulduklarından şikayet ettiğinde kıskançlık duymaya başlamıştı. Bamber'ın başka bir kadınla randevulaştığını duyduktan sonra o kadar öfkelendi ki ona tokat attı ve aynayı kırdı. Ardından Bamber onu yatağa itmişti. Bamber sonunda McFord'a artık onu sevmediğini söylediğinde onu bir yastıkla boğmaya çalıştı. Ölmüş olsaydın her zaman benimle olurdun dedi. Ancak ilişkiyi tamamen bitirdikten sonra Stan Jones'a gidip onu cinayetle suçlamıştı. Jüri üyelerini suçlu kararı vermeye şiddete teşvik eden yargıç Drake bile McFord'un ifadesinde çok dikkatli yaklaşmaları konusunda onları uyardı ve yalan söylemek için olası bir nedeni olabileceğini belirtmişti. McFord'un güvenilirliğini doğrulayan bir şekilde savcılık duruşma sırasında McFord'un hikayesini magazin dergilerine satmadığını söylemişti. Ancak kararın açıklanmasının hemen ardından News of the World'de 25 bin pound karşılığında bir röportaj satmıştı. Uyuyan Bambi canavarını boğmaya çalıştım başlığı adı altında çıkan makalede çiftin seks hayatıyla ilgili ayrıntılar veriliyor ve yarı çıplak bir fotoğraf çekimi de yer alıyordu. Bamber ikinci itirazında McFord'un hikayeyi sattığını belirttikten sonra McFord, onun ifadesinin kâr umuduyla yapılmadığında ısrarcı olmuştu. Ancak ücretin kan parası olarak değerlendirilebileceğini kabul etti. Sadece bir daire satın aldığımı söyleyebilirim demişti McFord. Temizdeki bir diğer ayrıntı Hanover'ı meraklandırmıştı. Savcılar, McFord'un bankası suç duyurusunda bulunmamayı kabul ettikten sonra, çek dolandırıcılığı nedeniyle McFord'u takip etmemeyi seçti. Banka müdürü bu konuda sorgulandığında, McFord'un müsamaha istemek için içeri girdiğinde Stan Jones'un ona eşlik ettiğini belirtti. Polis bankanın kararını etkilediğini reddetti ve Jones onunla oraya gitmeyi şiddetle reddetmişti. Bunu hayal bile edemezdiniz çünkü bu daha sonra ortaya çıkar ve davamızı mahvederdi dedi. Ancak dedektifin rolü etrafındaki tek soru bu değildi. Shayla'nın eski kocası Colin Coughlin, duruşmadan kısa bir süre önce Jones'un sunduğu bu ifadeyi ele alış biçimi hakkında şikayette bulundu. Orijinal el yazısı versiyonunda Coughlin, Bamber'ın sempati gösterdiğini çünkü Shayla'nın hastalığı konusunda başından beri zor bir anlaşma yapmıştım diye hatırlıyordu. Ancak ifade, Bamber'ın kötü muamele gördüğünü ima edecek şekilde değiştirildi. Coughlin polise hatanın cümlenin tüm tonlamasını değiştirdiğini ancak Jones'un bunun önemli olmadığını söylediğini yazdı. Coughlin'a göre ne yaparsan yap, tanık kürsüsünde bununla ilgili hiçbir şey söyleme dedi. Her türlü soruna yol açacak demişti. Duruşma hakimi, Dr. Ferguson'un ifadesini, Shayla'nın babasının veya çocuklarına zarar verme olasılığını düşünmediğini temel kanıt olarak göstermişti. Hanover psikiyatristin geçmişini araştırdıkça bunun toplu silahlı saldırı vakasına karıştığı tek sefer olmadığını öğrendi. Ferguson, öğrencilerinden birini takip etmeye başlayan bir öğretmen olan Paul Puget Lewis'i değerlendirilmiş ve akıl hastası olmadığı ve işini sürdürmesine izin verilmesi gerektiğini sonucuna varmıştı. Puget Lewis, çocuğun camına bir tuğla fırlatıp babasının arabasının lastiklerini kestikten sonra Ferguson başka bir yerde öğretmenlik yapması için transfer edilmesini önermişti. Öğretmen daha sonra 4 kişiyi vurarak çocuğun babasını ve okul müdürünün yardımcısının oğlunu öldürmüştü.
Tutuklandığında polise neden yapmadan önce beni durdurmadınız? Tüm uyarı işaretini vermiştim diye sormuştu. Yine de susturucudaki kan her şeyi alakasız kılıyor gibiydi. Bamber'ın davası için en büyük ilerleme, cihaz üzerinde yapılan ilk DNA testlerinin Shayla'nın profilini bulamamasının ardından 2001'de geldi. Bilim insanları, davadaki kan delilleri birkaç yıl önce gizemli bir şekilde yok edildiği için kimliklerini belirleyemedikleri en az 2 kişiden daha DNA buldular. Yine de Shayla'nın DNA'sının bulunmaması, Ceza Davaları İnceleme Komisyonu'nun Bamber'ın davasının yeni bir temyiz için sevk etmesi için yeterliydi. Komisyon, Shayla'nın kanı susturucuda olmasaydı, kalan delillerin bir mahkumiyetin güvenliğini sağlayacak kadar güvenli olmayacağını belirtti. Ertesi yıl temyiz mahkemesi DNA kanıtını ve diğer 15 temyiz gerekçesini reddetti. Hakimler, Shayla'nın kanının zamanın geçmesiyle bozulmuş olabileceğine ve diğer profillerin susturucuyu kullanan bilim insanlarına, jüri üyelerine veya diğerlerine ait olabileceğine karar verdi. Hanover öfkelenmişti. Önde gelen bir DNA uzmanı olan James Clary bana kararın çelişkili olduğunu söyledi. Kan, zengin bir DNA kaynağıdır dedi. Bilim insanlarının susturucunun içinde bulduklarını bildirdiği, önemli miktardaki maddenin kaybolduğu ve yerine cihaz dokunan kişilerinin kalıntılarının geldiği fikri makul bir önerme değildi. Bamber'ı temsil eden avukat Michael Turner, bana yargıçların delillerin gücünden bağımsız olarak asla bu temyizi kabul etmeyeceklerini söyledi. Birinin suçlu olduğuna karar verdiklerinde İngiliz ruhuna ve yargı ruhuna giren belirli davalar vardır dedi. Temyiz mahkemesi korkunç derecede dar görüşlü bir yer olabilir demişti. Bamber bu haberle yıkılmıştı ancak biraz umut kalmıştı. Turner temyize hazırlanırken polisin milyonlarca sayfalık delile sahip olduğunu ve bunların yalnızca onda birinin duruşmadan önce ifşa edildiğini keşfetmişti. Bamber'ın mahkumiyetinden bu yana delil ifşa etme kuralları sanıkları için daha çok elverişli hale gelmişti. Scotland Yard'dan bir ekip daha önce görülmemiş dosyaları incelemek ve artık alakalı kabul edilebilecek her şeyi teslim etmekle görevlendirilmişti. Hanover yeni materyalin sorumluluğunu üstlendikten sonra mutfağı kutu kuleleriyle doldu. Görevin tek başına üstesinden gelinemeyecek kadar büyük olduğunu fark edecek gönüller toplamıştı. Bazıları gerçek suç meraklılarının dava hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu internetten, diğerleri ise Bamber'ın yıllar içinde edindiği yüzlerce mektup arkadaşından. Belgeleri tarayarak delilleri incelemeye yardımcı olması için adli tıp uzmanları tutmuşlardı. Ve 2021'de Bamber'ın davasının yeni bir temyiz için sevk edilmesi gereken birden fazla gerekçeyi ana hatlarıyla belirten yeni bir başvuruda bulundular. Ve sonra beklediler.